Merhaba. Öncelikle videoyu hazırlarken hasta olduğum için sesim kötü gelebilir. Şimdiden mazur görmeniz dileğimle. Kelimenin ayrıştırılması zor. Şunu deneyin. Biomimic cry. Gözler için o kadar kolay olmasa da kelime net bir şekilde kendi anlamını açıklıyor. Biomimikri. Doğada bulunan tasarımların ve süreçlerin taklididir. Tüm dünyada yaşam formları tarafından sergilenen karmaşık ve zarif sistemleri taklit etmekten biz insanlara nasıl fayda sağlayabileceğimizi soruyor. Kavram, organizmaların milyarlarca yıldır evrim geçirdiği ve kendilerini geliştirdiği ve çoğu durumda dünyada yaşamanın getirdiği fiziksel zorluklarla yüzleşmek için neredeyse optimal çözümler geliştirdiği gerçeğine dayanmaktadır. Modern teknolojinin çevre üzerinde ne kadar ağır bir yük olduğu konusunda daha ciddi ve sıklıkla endişelendiğimizden, bilim adamları, sanatçılar ve mucitler, insan yaşam yöntemlerini daha zarafetle aşılayabilecek yeni tasarımlara ilham vermek için doğal dünyaya bakıyorlar. İşte biyomimikride zamana ve dikkate değer 5 konuyu inceleyelim. Biyomimikri, antik Yunan mitolojisinde modern teknoloji kavramı ortaya çıkmadan önce başladı. Efsaneye göre Daidalus adında bir mucit ve oğlu Ikarus Girit adasında mahsur kaldı. Hiçbir kaçış yolu olmayan Daidalus, uzun zaman önce mükemmel hale getirilmiş bir kuş tasarıma dayanan yeni bir taşıma yöntemi tasarladı. Kendisine ve oğluna bağladığı bal mumu ve sicimle bağlanmış tüylerden kanat yaptı. Bir kuşun kanadının eğriliği ve tüylerin boyut sırasını taklit etti. Teknoloji işe yaramadı. Ikarus oğluna o kadar yakın uçtu ki ısı bal mumu eritti ve denizde öldü. Ama önemli olan Daidalus'un doğanın en büyük hayranlıklarından birine dayanan bir tasarım yaratmasıydı. İlham verici başarılar Daidalus'tan sonraki ve diğerleri kanatların zerafetine ve inanılmaz işlevselliğine hayran kaldılar. Dünya tarihinin en orijinal mucidi olarak adlandırılan Leonardo da Vinci yarasalara baktı. Uçan bir makine tasarlamak için kanatlar yaptı. Bu özel makine de tam olarak işe yaramadı. Ancak daha sonra mucitler uçmaya kuş merkezli bir yaklaşım geliştirdiler. Wright kardeşler uçaklarını gökyüzünde kanatlarını gözlemledikleri tüylü yaratıklara dayandırdı. Mühendis nesilleri kanat tasarımından ilham aldı ve sonuç olarak artık insanlar uçabiliyorlar. Kavram ilk olarak 1950'lerde icat edilirken, biyomimikrinin erken bir örneği kuşları inceleyerek ve taklit ederek havacılığın gelişmesiydi. İyi bilinen bir başka bir biyomimikri örneği Velcro'nun icadıdır. İsviçreli bir mühendis, deve dikeni çapaklarının kıyafetlerine nasıl yapıştığını inceledi ve Velcro'yu doğanın deve dikeni çapaklarını nasıl tasarladığına göre tasarladı. Araçlardan ve elektronik cihazlardan, giyim ve ev aletlerine kadar her tür ürün ve sistemde doğadan ilham alan birçok başka yenilik var. Ancak evrimsel bir göz açıp kapayıncaya kadar bir şeyler yapmaya çalışan biz insanların bir kanadı daha aerodinamik ve bir şehri nasıl daha dayanıklı hale getireceği konusunda uzun doğal seçilim süreçlerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Ya da bir elektronik ekran daha canlı, diyor Smithsonian Magazine. Biyotaklit örneklerine bakalım. Arı kuşlarının 10 gramdan daha az bir yakıtla Meksika körfezini geçebilmeleri. Yusufçukların en iyi helikopterden bile daha iyi manevra yapabilmeleri. Termit kulelerinde bulunan iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin donanım ve enerji sarfiyatı bakımından insanların yaptıklarından çok daha üstün olmaları. Yarasanın çok frekanslı ileticisinin insanların yaptığı radarlardan daha verimli ve duyarlı çalışması. Işık saçan alglerin vücut fenerlerini aydınlatmak için çeşitli kimyasalları bir araya getirmeleri. Kutup balıkları ve kurbağaların donduktan sonra yeniden hayata dönmeleri ve organlarının buz nedeniyle hasara uğramaması. Bukalemunun ve mürekkep balığının
bulundukları ortama tam bir uyum içinde olacakları şekilde derilerinin renklerini, desenlerini anında değiştirmeleri. Arıların, kaplumbağaların, kuşların haritaları olmadan uzun mesafeli uçuşlar yapabilmeleri. Balinaların ve penguenlerin oksijen tüpü kullanmadan dalmaları. DNA sarmalının bilgi depolama kapasitesi. Yaprakların fotosentez işlemiyle yılda 300 milyar ton şeker üretimi yaparak dünyanın en büyük kimyasal işlemini gerçekleştirmesi. Yukarıda verdiğim sadece birkaç örneğine yer verdiğimiz doğadaki hayranlık uyandıran bu mekanizma ve tasarımlar, teknolojinin birçok alanını zenginleştirme potansiyeline sahiptir. Bilgi birikimimizin artması ve teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte bu potansiyel her gün daha da ortaya çıkmaktadır. Örneğin 19. yüzyılda doğanın taklidi sadece estetik açıdan uygulama sahasına sahipti. Dönemin ressam ve mimarları doğadaki güzelliklerden etkilenmiş, yaptıkları eserlerde bu yapıların dış görünüşlerini örnek almışlardı. Ama doğadaki tasarımların olağanüstülüğünün ve bunların taklidinin insanlar için fayda sağlayacağının anlaşılması ancak doğal mekanizmaların moleküler seviyede incelenmesiyle başlamıştır. Çünkü doğadaki kusursuz düzen detaya inildikçe daha da şaşırtıcı bir boyut kazanmaktadır. Biyomimetikle ortaya çıkan malzeme ve aletler gelecekte de kullanılabilecek yapıdadır. Yeni solar hücreler, gelişmiş robotlar ve uzay gemilerinin malzemeleri gibi. Bu bakımdan doğadaki tasarımlar çok ileri bir teknolojiye ufuk açmaktadır. Evet, biyotaklit, biyomimetri ya da biyomimetik bilimi diye bir konu bu aslında. Ve bu makalede de bu konuyla alakalı kısa ve öz bilgiler vermek istedim size. Makale içinde de bahsetmiştim zaten kuşlardan taklitten yola çıkarak şu an uçaklar ve benzeri aletler ürettik. Ve bu tarz yine doğadan ilham alınarak çok daha fazla yapılan icatlar ve yapılacak icatlar olacaktır. Çünkü yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu an mesela en çok örnek verilenlerden birini ben size sunayım. Tabii ki bununla ilgili bir örnek yapılmadı ama biz mesela işte bir aslan kuvvetinde, bir kaplan kuvvetinde ya da işte bir ayının kuvvetinde deriz mesela, örnekler veririz. İnsanlarda bu denli bir kuvvet yapmaya, bu taklidi yapmaya çok böyle çalışmalar yapılmış durumda ama tabii ki başarılı olanlar var mı? Hayır, şu anlık aktif bir durumda başarı sağlanmış bir çalışma yok bu konuda ama bu tarz örnekler daha da çoğaltılabilir. Biyomimetri de, biyotaklit de bu şekilde bir şey. Yani insanların doğadan alıp direkt kendi günlük kullanımlarına ya da kendilerini geliştirmek amaçlı kullanmasına deniyor. Kısacası bu biyomimetri. Ve bunda da sadece en büyük örneği de makale içerisinde sizlere sunmuş oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.